Tabii bütün bunları yaşıyoruz. Her şeyi de iç içe konuşmak zorunda da kalıyoruz aynı zamanda. Tabii başta da Selcan'ın düştüğü bir şerh de vardı. Yani bir insan hayatını kaybetti, öldürüldü. Onun üzerinden hani siyasi kazanım vesaire tartışmak zorunda kalmak da bizim bir gerçekliğimiz oldu galiba ama ne gösteriyor? Kamuoyunun nabzı bize ne söylüyor? Mesela bu konu nasıl konuşuluyor ve bunun siyaseten geri dönüşü kime nasıl olur Hüseyin Bey? Şöyle Çiğdem Hanım, yani ben bir gazeteci değilim, bir hukukçu değilim. Ama bu anlamda bir nazı tutuyoruz, okuyoruz, dinliyoruz insanları. Burada öncelikle birkaç şeyler var, ifade var. Onu bir belirtmekte fayda var. Mesela Sayın Bahçeli'nin söylemiş olduğu şu çok önemliydi, oradan hareketle. Şunu demiş olması, gücünüz yetiyorsa gelin alın söylemi bence çok önemli. İkincisi Sayın Soylu'nun, Süleyman Soylu'nun biz bu ülkedeki teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz demesine rağmen Hakkı Bey'in işte demin belirtti 30 Aralık'ta işlendi bu cinayet. Aradan geçmiş 25-26 gün aydınlatılamamış olması. Hani siz bu ülkede şeyleri biliyordunuz, ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz gibi. Bunlar çok önemli. Yani İBB'de 500 küsür terörist çalışıyor deyip işte 130 ülkede 130 terörist kaldı demesi gibi inanılmaz çelişkiler var. Sayın Erdoğan'a demin Hakkı Bey'in açıkladığı MİT raporu gidiyor. Sayın oradan üzerine gidemiyor. Nur Hanım'ın söylediği çok önemli bir şey var. Ne diyor? İşte Sayın Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasındaki ilişki nereye kadar gider? Burada şey çok önemli. Yani ben Sayın Erdoğan'ı şu anda kalkıp da Sayın Bahçeli ile bu köprüleri atamayacağını çok net görüyoruz. Geldiğimiz noktada evet MHP'de çok ben açıkçası konuşmacı arkadaşlara çok katılmıyorum. Çok büyük bir yarılma olacağını sanmıyorum. Yani uzun zamandır biz MHP'yi zaten %6-%7 seviyelerinde buluyoruz. MHP'den İYİ Parti'nin kopmuş olması, işte Zafer Partisi'nin kopmuş olması, bla 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 gibi partilerin de çıkmış olması. MHP'nin her zaman bu ülkede maalesef demeyeyim daha doğrusu bir kor oyu vardır. Hmm. Bu kor oyu da şu anda kendini koruyor. Diğer yandan işte Sinan Ateş'in bir yakını şey de söylemişti. Biz Sinan Ateş'in katillerinin mecliste olduğunu görüyoruz diye. Çok inanılmaz bir söylem var. Yani meclise hedef gösteriyor. Şimdi bu insan çok sıradan bir insan değil. Sinan Ateş'in yakını. Keza kendisi de ülkücük kökenli bir insan. Bu açıklamayı yapan bir insan. Dolayısıyla da katilleri bulunduğu menşeyi meclis olarak gösteriyor. İşte MİT'in elinde raporu var. Emniyetin elinde raporu var. Demin Bülent Bey söyledi. Hakkı Bey söyledi. Yok terörle mücadele bakacak. Yok ne bileyim cinayet büro bakacak. Aslında bunun müsebbibi belli. Ancak bu geldiğimiz noktada MHP'de çok ciddi bir erimeye sebep olacak mı? Ben kabul etmiyorum. Görmüyorum da. Görmüyorsunuz. Son yaptığımız araştırmalarda da görmüyoruz. Diğer yandan çünkü bir kısım medya var. Konvansiyonel daha şey dediğimiz bir medya. Bunu göstermiyorlar. Yani bunu gösteren işte hepimiz biliyoruz 3-4 tane evet. Kanal var. Burada 5 kişi konuşuyoruz, 6 kişi konuşuyoruz. Diğer yandan Sinan Ateş cinayeti bu ülkede çok 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 gündem olmadı. Bu ülkede gündem olmasının temel sebeplerinden bir tanesi işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında konuşuyor olması. Daha doğrusu solcuların konuşuyor olması. Yahu demin siz söylediniz ya bu ülkede TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay Sinan Ateş cinayetini gündeme getirdi. Barış Atay gündeme getiriyor. Devlet Bahçeli kendisine soru soran Yıldız Hanım'a git işine bak diyor. Şimdi böyle enteresan bir süreçten geçiyoruz ki solcular ülkücülerin ölümünün açığa çıkarılması, suikastinin açığa çıkarılması için uğraşıyor. Niye? Temel dert şu. Ülkücüler de elbette onlar da bunu istiyorlar. Elbette istiyorlar ama yani diğer taraftan da görüyoruz. Ben de ara sıra sosyal medya hesabımda yazıyorum. Hı. İşte geçmişte görev almıştı. Şimdi bu çok adli bir cinayet deyip bana cevap yazanlar da var. Şimdi öyle durum da var. Diğer yandan solcuların, sol görüşlü insanların ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi daha fazla karanlığa gömmeden biz bu işi çözelim gibi bir derdi var. Hı hı. Yani demin konuştuk işte Uğur Mumcu cinayetleri 30 sene çözülemedi.
Rahmetli Hrant Dink. 16 yıl oldu ya. 16 yıldır. Şimdi o gün Samas mı sadece bunun müsebbibi? Değil. Arkada bir karanlık bir senaryo yok mu? Kesinlikle. Şimdi Sinan Ateş olayında da sadece bir milletvekilinin evinde olması şudur budur ya da tetikçinin ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir torbacıdan mı bahsediyoruz? Bu bir torbacı değil. Ortada MİT raporu var. Bu sıradan cinayet değil. Ya bu ülkede her gün cinayet işleniyor. MİT her cinayet için rapor mu hazırlıyor? Yok, hazırlanmıyor. Demin Hakkı Bey'in söylediği gibi iki tane rapor hazırlanmış. İşte bir 6 sayfalık biri söyleyebilir. 22 sayfalık. Yani. Ama şimdi 30 sayfalık bir rapor Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde. Şimdi MİT bunu bu kadar hızlı nasıl hazırlayabildi? MİT demek ki olayı bir şeyi biliyordu. Dolayısıyla da bu geldiğimiz noktada şu çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Akşener'in de ve Sayın Ali Babacan'ın da söylediklerini ben çok doğru buluyorum. Bu olayın üzerinde gidilmeli. Çünkü Türkiye tekrardan karanlık bir döneme girmemek adına bu cinayetin aydınlanması gerekiyor. Ama diğer yandan MHP'nin oylarında çok büyük bir yarılmaya sebep oluyor mu? Olmuyor. Yani zaten MHP'yi zaten hepimiz biliyoruz. Çok net lider partisi. Bugün Sayın Bahçeli'nin işte 26 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi iki tane lider gördü. Biri Sayın Alparslan Türkeş rahmetli. Biri de Sayın Bahçeli. Evet. Sayın Türkeş'in eşinin söylediği, Seval Türkeş'in yaptığı şey çok önemli. Verdiği röportaj evet. Çok önemli. MHP, Türkeş'in MHP'si değil, farklı sahiplerle yönetiliyor diye bir röportajı var Barış Pehlivan'a verdiğim. Dolayısıyla da bu bağlamda baktığımızda MHP'liler çok da kaymış değil. İşte AK Parti'ye kayıyor diye bir söylem var. Yok, MHP gayet %6'sını, %7'sini halen koruyor. Bu bağlamda da Sayın Bahçeli MHP'de tek lider ve söylemi çok net. MHP'lilerin bunun karşısında herhangi bir söylemi yok. Zaman zaman çatlak sesler çıkabiliyor. İşte sosyal medyada görebiliyoruz. İstifa edenler olabiliyor. Ancak bunu da maalesef bunu söylemek zorundayım. Öyle MHP eridi, MHP bitti gibi bir... Böyle bir sonu çıkarmaz diyorsunuz. Böyle bir yere çıkmamak gerekiyor. Bunu da şu açıdan söylüyorum. Muhalefetin de Millet İttifakı'nda, Altılı Masa'nın da kendine gelmesi gerekiyor. Evet, bu cinayetin, bu suikastlık üzerine gidilmesi gerekiyor. Gidilmeli ki devlet biraz daha aydınlanmalı. Gidilmeli ki işte Sayın Erdoğan, bugün Sayın Akşener'in söylemi, tüm devleti Sayın Erdoğan'a tapuladı mı? Tapuladı aslında bakarsanız. Ama diğer taraftan da şu söylemi çok enteresandı, tırnak içinde söylüyorum. Sen bostan korkunluğu musun? Git yap dediği de. O ki sistem her şeyi de sensin. Yani o zaman. Keza git bunu da çöz. Ama aradan geçmiş 25-26 gün Sinan Ateş'le ilgili bir tane adım ben görmedim. Yani gazeteci arkadaşlar, hukukçu arkadaşlar daha iyi biliyor bunları. Çözülemiyor, çözülemeyecek. Ben bu cinayetin gayet sırlar perdesi arkasında kalacağını düşünüyorum. Seçimden sonra da çok net ifade ediyorum. Ben seçimden sonra da Sinan Ateş cinayetinin çözüleceğini, aydınlığa kavuşulacağını hiç düşünmüyorum. Siz daha karamsar hep, bir bakış açısı. Evet. Hep birlikte göreceğiz. Çok üstüne gidiyoruz. Sayın Erdoğan gitti, ne yaptı Bursa'da? Başsağlığı diledi. Şeyde, daha doğrusu Bursa mitingine gitti. İl başkanı vesilesiyle. Şimdi diledi. Sonra evet, Sayın Erdoğan attığı herhangi bir adımı gördük mü? Ben yok. Zaman görmedim. Yok, olmadı. Bursa mitinginde Sinan Ateş'le ilgili açılan afişler, mitikler vardı. Uzaklaştırıldı, ekranlarda gösterilmedi. Dolayısıyla da Sayın Erdoğan da şu anda Sayın Bahçeli'nin yörüngesinden bence çıkmış değil. Evet, bir devlet başkanı olarak, bir cumhurbaşkanı olarak bir zahmet başsağlığı dilesin zaten. Ancak onun ötesinde atılmış herhangi bir, hukukçu olarak soruyorum Bülent Bey, gazeteci olarak soruyorum Nur Hanım, herhangi bir adım gördünüz mü Hakkı Bey? Olmadı. Ben görmedim. Olmadı, evet. Evet. Ama istese olabilir. İstese zaten, Sayın Akşener yarın çıkabilir. Sayın Akşener de bunu söylüyor niye zaten. Niye istemiyor ya da neden yani isteyemiyor? Ama bakın, söyledi zaten. Şu cümleyi, yani yüz tanımı bile şu var. Şu cümleyi yani kaçırmamak lazım Nur Hanım. Bu cümle çok önemli. Ne diyor Sayın Bahçeli? Gücünüz yetiyorsa gelin alın diyor. Şimdi bunu sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na mı söylüyor? O zaman bu bir siyasi şantaj. Şantaj değil, güç gösterisi. Çok net.
Peki, gözdağı mı veriyor? Gelsin alsınlar diyor. Hadi bakalım Sayın Bahçeli'nin yanında olan birini, biri gidip buna Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere, Süleyman Soylu dahil olmak üzere gitsin de alsın. Göreyim bakalım. Böyle yani Sayın Bahçeli de kendi gücüne güvenerek bunu söylüyor. Sarı gitsin. Öküzü vermeyecek yani. Sarı öküzü vermeyecek, tamam. Evet. Yani evet, sarı öküzü asla yani, vermeyecek. Ya da o Ermeni'yi dövdürtmeyecek. Parlamento ya da o Türk'ü dövdürtmeyecek diyelim de. Neyse yani doğal olarak Sayın Bahçeli'nin iktidar üzerindeki, devlet üzerindeki gücünü esasen burada görüyoruz. Ben burada yaptığım okuma esasen tam da bu boyutta. Yani Erdoğan çok güçlü, kabul ediyoruz. Ama Sayın Bahçeli bence Erdoğan'dan çok daha güçlü. Bu açıdan Sayın Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye de, Sinan Ateş suikastine de bence müdahale edemeyecek diye görüyorum. Peki. En azından bu okumamı seçim öncesinde edemeyecek ama herhalde. Mümkün değil.